Gediz Yangın Gözetleme Kulelerinde inceleme, Kütahya Orman Bölge Müdürü İbrahim Ergüven inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Gediz İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Gediz İşletme Müdürü Nurettin Dağdelen tarafından karşılanan Bölge Müdürü Ergüven, İşletme Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Göynük Köyü gelir getirici ceviz ağaçlandırma sahasında incelemelerde bulunan Ergüven, damlama sulama sistemi kurularak sulaması yapılan sahada ceviz fidanlarındaki gelişimin güzel olduğunu ve amacına ulaşacak bir ceviz ağaçlandırması yapıldığını dile getirdi. Sayın Bakanımızın koyduğu bu hedefte doğru yer seçimi ve gayret ile köylümüzün istifade edebileceği bir netice ortaya çıkmasının sevindirici olduğunu belirterek bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi. Bir orman yangınına müdahale edilebilmesi ve kolay söndürülebilmesi için yangının yerinin hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve söndürme birimlerine hızlı bir şekilde haber verilmesi gerektiğini belirten Ergüven, yangına ne kadar erken müdahale edilebilirse söndürmek o kadar kolay olur. 24 saat boyunca bölgeyi gözetleyerek yangın olup olmadığını kontrol eden yangın işçilerimizin emeği ve çalışmaları bizler için önemli. Kütahya'mızın ve ülkemizin ormana, yeşilliğe, ağaçlara ihtiyacı var. Burada gözetleme yapan arkadaşlarımız önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum dedi. Bölge Müdürü Ergüven'e yangın gözetleme konusunda ve kulelerin işlevi hakkında Gediz Orman İşletme Müdürü Nurettin Dağdelen tarafından detaylı bilgiler verildi. Samanlı yangın ekibi civarında yapılan sıklık bakımı sahalarını gezerek bakım çalışmalarının ne ölçüde yapıldığını kontrol eden Ergüven, buradan Erdoğmuş yangın ekibine ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğmuş deposunda istiflerde incelemelerde bulunuldu. Boylama ve sınıflandırmalar kontrol edildi. Tomruk üretiminde hassas davranılması, azami ölçüde tomruk üretimine önem verilmesi gerektiği vurgulanırken, üretim sahasında kağıtlık olarak ayrılıp depoya gelince tasnif aşamasında 3. sınıf tomruğa ayrıldığını, bunun da üretim sahasında yeterli değerlendirme yapılmadığının göstergesi olduğu belirtildi. Bu oranın asgari orana inmesi gerektiği, boylama yaptırdığımız personelin iyi eğitilmesinin önemi ve sınıflardaki standartlara vakıf olmaları gerektiği, kesim işçisine bu işlerin bırakılmaması gerektiği belirtildi.